Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kubilay Sezen. Bu videomuzda zener diyot test cihazı yapacağız. Zener diyot test cihazının üzerinde iki tane krokodilimiz var. Zener diyotun nasıl bağlanacağını gösteren ufak bir çizik yaptım. Bir tane voltmetremiz var. Bir tane de USB mikro girişimiz var. Bilgisayardan bu cihazı besleyebilirsiniz. Sistemin enerjisini vereyim öncelikle. Sisteme güç sağladığımda sistemde şu anda iki krokodil arasında 27 volt bir gerilim var ama akımı çok düşük, 10K dirençle kısıtlanmış bir şekilde. Bunu kısa devre ettirdiğimde voltmetrede de 0 görüyorsunuz. Yani zener diyot bozuksa, kısa devre konumundaysa direkt 0 volt olarak görebiliyorsunuz. 25 volta kadar zener diyotları test ediyor. Şimdi bir tane zener diyot bağlamak istiyorum üzerine. Krokodile bu şekilde sıkıştırdım. Zener diyot 5.3 voltluk bir zener diyot. O yüzden zener diyotun çalışma gerilimi direkt ekran üzerinde gösterildi. Diyotu çıkartıp ters bağlıyorum. De normal diyot gibi kullanalım. Normal diyot gibi kullandığımda da zener diyotun eşik voltajını görüyorsunuz. 0.9 volt yani artısı ve eksisi arasında harcanan gerilim. Bu eşik voltajı silisyum diyotlarda 0.7, 0.8, 0.9 bu mertebelerde. Germanyum diyotlarda ise 0.2 veyahut da 0.3 volt mertebelerinde. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan cihaz nasıl yapılır videomuza geçelim.
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.